Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Marmaris Kitap Günleri başladı. Etkinliğin açılışı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar kaleme aldı. Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk kitabı ile etkinliğin onur konuğu oldu. Puslu Yayıncılık sahibi Murat Bulut açılış konuşması yaptı. Marmaris Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şimdi dördüncüsü düzenlenen Marmaris Belediyesi'nin sunduğu, katkısında bulunduğu kitap günleri bu yıl Belediye Başkanı'nın Ali Acar'ın, Sayın Ali Acar'ın büyük katkılarıyla ve ısrarlarıyla oldu. Çünkü çok zorluklar çektik açıkçası. Bu arka tarafta gözükmeyen bir durum. Şimdi ben kısa bir konuşma yapacağım. Bu konuşmada özellikle bir laf var. Türk milleti kitap okumayı sevmez ya da kitap okumaz diye bir şey var. Bir tabu var. Bu tam tersine Türk milleti kitap okumayı çok seviyor ve çok ilgi gösteriyor. Sadece burada bir sorun var. Bu tip etkinlikler çok fazla yapılmıyor. Şimdi ben bu anlamda belediye başkanımıza ve bütün Marmaris Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Umarım daha ileriye gider bu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a katılımı için teşekkür etti. Bizim bu anlamlı etkinliğimizde bizlere, Marmaris'imize destek olan tüm yayın evleri ve çok önemsediğimiz, değer verdiğimiz yazarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar ve tüm ekibine kendi hayatını ve siyasi düşüncelerini aktardığı kitabıyla birlikte bize destek verdiği için kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz sevgili başkanım ve değerli eşleri. Acar sadece Marmaris'te yaşayanların değil, ilçeye tatile gelenlerin de faydalanması için etkinliği meydana taşıdıklarını söyledi. Marmaris gerçekten sosyal demokrat belediyeciliğin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden Marmaris Belediyesi'nin 14 yılı geçen süre içerisinde çağdaş gelişmiş bir Avrupa kenti kimliğinde örnek gösterilebilecek bir kent olduğunu, bir yaşam kenti ve aynı zamanda turizm kenti olduğunu övgüyle sizlere bahsedebilirim, söyleyebilirim bunu. Bizler sadece kent yaşayanıyla birlikte değil, kentimize gelen yıllık 1,5-2 milyon misafirimizi en mutlu, en keyifli, en güvenilir bir şekilde misafir edip evlerine göndermenin çabası içerisinde görevimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Gerçekten örnek bir kent olduğunu övgüyle söyleyebilirim, iftarla söyleyebilirim. 800 çalışan personelimizde 75 milyon gibi TL gibi sembolik bir bütçemizle sabit nüfusumuz 90 bin ama yaz döneminde 500-600 bin günübirlik misafiri ağırladığımız bu kentte hizmet vermenin o kadar kolay olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Acar, Marmaris'te altyapı ve benzeri hizmetlerin yanı sıra sosyal kültürel projelere de önem verdiklerini belirtti. Evet, dördüncü defa kitap günlerini Marmaris'e getirdik. Süremiz biraz uzun oldu. Çünkü özellikle yerli misafirlerimizin de Marmaris'te bulunduğu bu tarihte ve Kurban Bayramı'nı da karşılayacak şekilde bu fuarımız, kitap fuarımız bu şekilde devam edecektir. Ben katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve özellikle 4 yıldır bu etkinlikte lokomotif olup bizi teşvik eden Marmaris'te hukukçu yazar Ahmet Hür kardeşime de sonuncu teşekkür edilecek kişi olarak ona da teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Marmaris Kitap Günleri'nin onur konuğu Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da açılışta bir konuşma yaptı. Yazar kimliğimle gelmedim buraya. Bir belediye başkanı ve siyasetçiyim ben. Hiçbir zaman yazarların yerini alma gibi niyetim yok. Çünkü gerçekten yazmak çok zor. Bu kitabı yazarken hep onu düşündüm. Neden yazmalıyım? Niye olmalı bu? Çünkü genelde siyasetçilerin otobiyografisini çoğu yurttaş bilmez. Ben de çok zor bir çocukluk, çok zor bir gençlik, çok zor bir siyasi yaşamın içerisinden gelerek Karşıyaka'da belediye başkanı oldum. O zaman söz uçar yazı kalırsa sözel tarihin bu kadar yoğun olduğu bir Türkiye'de yazın tarihine de bir not bırakmak gerekiyordu.
İşte dedim ki bir başkan, bir şehir, bir aşk. Akpınar konuşmasında Başkan Acar'ın ilçede hayata geçirdiği başarılı çalışmalara dikkat çekti. Evet, farklı bir belediyecilik modeli çizmeye çalışıyoruz. Sevgili başkanım bizim abimiz, duayenimiz çünkü uzun yıllardan beri Marmaris'in marka değerini arttırabilmek için var gücüyle çalıştı. Biz yazdık Karşıyaka İzmir'in incisi dedik ama uzun yılların o mücadele ve başarısı dünyanın incisi Marmaris'te bizi buluşturdu. Müthiş bir kent Marmaris. Bir kez birileri belki başka anımsayabilir Marmaris'i. Ama Marmaris dünyanın gerçekten çok önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. İnsanıyla, doğasıyla ve insanın sosyal yaşama kattığı değerle bambaşka bir kent. Motosikletle İzmir'den Marmaris'e gelen Akpınar, ilçede trafikte yaşadığı bir olayı da anlattı. Yerel yönetimin ilçe yaşamına yön vermede etkili olduğunu söyledi. Motorla gelirken kaldığım yerden çıkıp şaşırdım. Bir tane 48 plakalı bir araç daha yaya geçidinde bekleyen, adımını atmayan yurttaşa durdu, yol verdi. Dedim ki ben nereye geldim? Acaba bayram tatili için falan bir yere gittik de yurt dışında mıyım diye. Çünkü o yurt dışına mahsustur. Yani Türkiye'de çoğu yerde bunu bulamazsınız. Ama Marmaris'te gördüm onu. Minibüs şoförü de yapıyor onu, taksi şoförü de yapıyor. İşte böyle bir kentin bu hale gelmesinde yerel yönetimin çok önemli katkısı vardır. Yerel yönetimin hem duruşu hem rol model olması toplumun o yönde de gelişmesini sağlar. Başkan Acar konuşmasının ardından Akpınar'a plaket verdi. Akpınar standta ilk kitabı Başkan Acar için imzaladı. Ülkemizin güzel günlere ulaşması için yaşama ve yeryüzüne aynı pencereden bakabilmenin onur içinde sevgili abim Başkanım Ali Acar'a dostlukla. Olmuşlar. Acar da etkinliğin açılışında gençlere Nutuk kitabını dağıttı. Başkan Acar ve Akpınar imza günü etkinliğinin ardından motosiklete binerek 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan ayrıldı. 26 Ağustos'a kadar devam edecek Marmaris Kitap Günleri'nde 28 yayın evinin kitapları yer alıyor. Etkinlik süresince Emre Kongar, Enver Aysever, Aydın Ilgaz, Ayten Kalınsaz, Alpay Pasinli, Murat Bulut, Halim Yazıcı, Cezmi Ersöz, Ali Bayram, Ali Topuz gibi yazarlar okurlarıyla buluşacak. Bülent Ortaçgil'in hayatının anlatıldığı Buzda Hiç Durmaz'da Mahmut Çınar ve Bülent Ortaçgil de etkinlikte yer alacak.